Onlarca yıldır devletin bütçesine önemli katkılar sunan devlet kurumları özelleştiriliyor. AKP kamu mallarını ranta açıyor. Meclis Plan ve Bütçe Komisyonu'nda kabul edilen 75 maddelik torba yasa tasarısına ilişkin dikkat çeken bir ayrıntı ortaya çıktı. AKP Cumhuriyet tarihinin en büyük özelleştirme adımlarından birini atıyor. Torba yasa tasarısı ile yüzün üzerinde devlet kurumu özelleştirmeye açılacak. Bu kurumlardan biri de Türkiye Radyo ve Televizyon Kurumu. PTT, Yurtkur, Savunma Sanayi Müsteşarlığı, İller Bankası, TÜBİTAK, DSI gibi dev bütçeye sahip kurumların varlık ve ticari hisseleri de özelleştirme idaresine devredilebilecek. Torba yasa tasarısı ile Türk Tarih Kurumu, Türk Dil Kurumu ve Atatürk Orman Çiftliği gibi kurumlarda özelleştirmeye açılacak. Komisyonda konuşan Özelleştirme İdaresi Başkanlığı Hukuk Müşaviri Mehmet Kilci özelleştirmeye açılacak kurumları sıraladı. Atatürk Kültür Merkezi, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü, Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğü, Spor Toto Teşkilat Başkanlığı, Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı, Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü, Türkiye Taş Kömürü Kurumu Genel Müdürlüğü, GAP Başkanlığı, Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü, Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü, Türkiye Bilimler Akademisi, Türkiye Adalet Akademisi ve Spor Genel Müdürlüğü özelleştirmeye açılacak tasarıyla özelleştirmeye açılacak dev bütçeli kurumlardan biri de Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğü. Torba yasa tasarısının 35. maddesinde yer alan özelleştirme hamlesine CHP, MHP ve Vatan Partisi'nden tepkiler geldi. CHP milletvekili Aykut Erdoğdu, önümüzdeki günlerde meclis genel kuruluna gelecek tasarının anayasaya aykırı olduğunu söyledi. Erdoğdu, bütün devleti satın alma hakkını alıyorsunuz dedi. Bu maddeyle bütün devlet satılabilir ifadelerini kullandı. MHP milletvekili Erhan Usta da devlet havuzuna alınan karlı kuruluşların özelleştirme ile kaybedildiğini söyledi. Usta, bu kurumlar özelleştirme kapsamına alındığı andan itibaren kuruluştaki çalışanın moral ve motivasyon da dahil her şey sıfıra iniyor dedi bir açıklamada Vatan Partisi'nden geldi. Ulusal kanala konuşan Vatan Partisi İşçi Sendika Bürosu üyesi Mehmet Akkaya tepkisini bu tasarı vatanı satmaktır sözleriyle dile getirdi.